bu seçim murdar oldu gibi tanımlamalarınız oldu. Oylar çalındı dediniz. Evet. Bu iddialarınızda ısrarlı mısınız halen? Evet, aynen iddialıyım. Çünkü bu seçimde oylar çalındı. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorsunuz? Oylar sayıldı. Sayılmaya başlandı. %10'u sayıldı. 29 binlerden 13.729'a düştü. Artısı eksi çıkarıldıktan sonra. Hı hı. Bu da gösteriyor ki geriye kalan %90 sayılsa bu seçimin sonucu değişeceği aşikar. Onun için İsmail Bey, biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik ve bu konuda da maalesef bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık. Oyları kim çaldı sorusu. Siz bunu söyledikten sonra dinleme geldi. Onu bulacak olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. Seçimin yapan yetkililerdir. Çalma işi, şöyle bir örnekle çalmanın ne anlama geldiğini söyleyeyim. Siz yolda gidiyorsunuz. Birisi cüzdanınızı çekti. Polise gidiyorsunuz. Ne dersiniz? Cüzdanım çalındı dersiniz, değil mi? Şunu demezsiniz. Benim cüzdanım yer değiştirdi demezsiniz. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlam taşır. Benim oyum, Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok. Peki. Ve nitekim sayımlarda da bu ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu da bütün bu delilleri peki dikkate alarak ve bu seçimin yenilenmesine karar verdi. Peki efendim. Şimdi rakibinize sormak isterim. Ekrem Bey, şimdi YSK bir karar verdi. Bunu birazcık daha detaylı da konuşacağım ama rakibiniz Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördünüz. Aynı soruyu size de sormak isterim. Ben bir İstanbul seçmeniyim. Herhangi bir kusurum, ihmalim yok. Oyumu kullandım, yine kullanacağım. Ben bu seçime niye gidiyorum? Ve Sayın Binali Yıldırım'ın sözlerini nasıl yorumlarsınız? Öncelikle şuradan başlayalım. YSK'nın verdiği bir kararı, hani seçimin yenilenmesini istedik ama Cumhuriyet Halk Partisi, özür diliyorum, seçimin, oyların tekrar sayılmasını istedik ama Cumhuriyet Halk Partisi istemedi yorumu tamamıyla yanlış bir yorum. Niye yanlış olduğunu izah edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, 31 Mart gecesine dönelim. 31 Mart gecesini hızlıca hatırlayalım. Hı hı. Hatta böyle saat saat hatırlayalım. 31 Mart gecesinde öncelikle mesela ne oldu? Bir saat olmadı ki seçim kapanalı. Bir televizyon kanallarının bir kısmı aynen burada göründüğü gibi %63.84 rakibimize, %33.99 bize diye bir açıklamayla yasakları çiğneyerek nereden güç alıyorsa bir süreç başlattı. Daha sonra bu süreç devam etti. Hatta burada sizin fotoğrafınız var. Çünkü Anadolu Ajansı'ndan yaklaşık 2 saat 30 dakikadır veri alamıyoruz diye yayın yapıyordunuz, evet, bu canlı esnada. Yayında. Ve bu veri almama kısmı tam 12 saate yakın sürdü. Örneğin 23.30'da Anadolu Ajansı oylar %98.8'e geldi, kafa kafaya olduğu andan itibaren ne olduysa Sayın Yıldırım ben seçimi kazandım diye açıklama yaptı. Yani ve bu bir sürecin işte şu kadar sandık sayıldı ve ben seçimi kazandım diye tam saat 23.25'te açıklama yapıldı ve ne tesadüftür ki tam o esnada Anadolu Ajansı veri yayını kesti. Sonra biz 2.20 geçe de Sayın İl Başkanı AK Parti adına açıklama yaptı. Dedi ki fark biz 30.086 sandığa göre kendi sayımlarını yapmışlar ve saat 4.35'te özür diliyorum 3.870 oyla seçimi kazandık dedi. Sayı verdi. Rakam verdi. Evet. Kendi elindeki tutanaklara göre. Ondan yaklaşık 2 saat önce biz elimizdeki verilerle 30.086 sandığa göre artık sonuç değişmeyeceği için dedik ki hayır biz seçimi kazandık. Ve o günün sabahında YSK Başkanı süreci sona erdiren açıklamasını yaptı bizi teyit eden. Şimdi 29 binden indi diyor Sayın Yıldırım. Tutanak burada 1 Nisan tutanağı. Evet. 29 değil. 24.057. İlk tutanak sayısı 24.057. Şimdi burada şunu unutmamaları lazım.
birkaç aşaması var oy sayımının ve 24.057 oyla başlayan süreç günün sonunda 13.729'a indi.